Motorlu kampçıdan herkese selam. Yeni motorumuz Dominar 400 ile 2000 kilometreyi geride bıraktık. Daha önce bir ilk izlenim videosu yapmıştım. Daha henüz motor 200 kilometredeydi. Şimdi 2000 kilometre oldu. 2000 kilometrelik tecrübelerimden bahsedeceğim size. Buna bir inceleme demiyorum. Çünkü bence inceleme için bir en azından 5-6 bin kilometre kullanmak lazım diye düşünüyorum. Küçük bir uzun yol falan yaptık. 2000 kilometre genellikle şehir içindeydi. 500 kilometresi bir uzun yol gittik geldik. Önce ben kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Daha sonra Gülcan'a döneceğiz. Gülcan neler düşünüyor ona soracağız. Bakalım iyi seyirler. 2000 kilometrelik deneyimden bahsetmeden önce motorun üstüne hangi aksesuarları taktık? Önce biraz bundan bahsedeyim istiyorum. Görüldüğü üzere burada bir çanta var. Alüminyum çanta çok istedik ama fiyatlar maalesef çok fazla. Maxxam'in SL45 modelini tercih ettik. Hem üzerinde şu taşıma aparatı var. İşte kamp sandalyesi vesaire bağlanmak için. Burada da şöyle bir yaslanma yeri var. Bunu 950 liraya aldım. Hani fiyat performans olarak bence çok iyi. Hani yakıştığını da düşünüyorum. Arka tarafı falan güzel. Kırmızı değil, yeni renk yapmışlar. Arka reflektör yerleri füme olmuş. Güzel olmuş. Çanta demiri zaten üzerinde geliyor motorun. Onu bozmadık. Direkt onun üzerine uydu. Bir sıkıntı da yaşamadık. Sağlamlığı vesaire de iyi duruyor. Şu anlık bir sorun yok gibi. Üzerinde şu gözüken zaten üstünde geliyor. Küçük bir sırt dayaması var burada. Onun haricinde şurada gözüken GP kompozitten aldığımız egzoz koruma takozunu taktık. Şu camı taktık. Bu da GP kompozitten. 59 santimlik tur camı. 2023 modellerin üzerinde gelen orijinal tur camı görüntü olarak çok güzel. Fakat rüzgar direkt göğsünüzün şu kısmına patlıyor. Benim hoşuma gitmedi. Cam çok güzel. Ama dediğim gibi işlev olarak çok hoşuma gitmedi. Bu camı aldım GP'den. Bunun sayesinde göğsüme hiç rüzgar gelmiyor diyebilirim. Biraz kafaya vuruyor ama o da sorun değil. Çok da şey değil. Uzun yola gideceğimiz zaman bir deflektör aldım zaten. Onu kullanıyoruz. Uzun yolda onu kullandık. O iyi oldu bayağı. Şu an üstünde takılı değil. Onun haricinde bu gözükenler zaten üzerinde geliyor. Bu elcik korumalar. Şu koruma demiri de aynı şekilde. GP'den yine şey aldık ama daha gelmedi. Fren rezerv koruması aldık arka fren için. Henüz daha gelmedi kargodan. Onun haricinde bir de kör nokta aynası aldık. Bu benim olmazsa olmazımdır zaten. Kullandığım her motoru alırım. Bir de burada gözüktüğü üzere bir artçı selesinde konfor sele var. Aslında her ikisi için de aldık ama ben ihtiyaç duymadım. Çünkü burası benim hoşuma gitti açıkçası rahatlı. Ama Gülcan oturduğu yer biraz daha sert ve küçük olduğu için oraya bunu taktık. Bu sürekli duruyor ama ben daha henüz hiç kullanmadım. Evde duruyor aldığımdan beri. Üzerindeki aksesuarlar bunlar. Dediğim gibi cam, kör nokta aynası, çanta, egzoz koruma takozu. Bir de işte dediğim gibi rezerve aldık. Ha bir de bu arada ayna genişletme aparatı aldım. O da daha gelmedi GP kompozitten. Şunları saymıyorum. Şu tank petleri vesaire. Onlar zaten olmazsa olmaz. Çizilmeye karşı falan. Şimdilik bunlar üzerine aldığım aksesuarlar. Zaten üzerinde telefon tutucu falan geliyor. Telefon tutucuyu söylemiyorum. Telefon tutucu bar geliyor. Biz ona bir Nucratec'ten tutucu aldık. O da güzel. Bir sıkıntı yok şimdilik. Şimdilik aksesuarlar bunlar. Zaten daha alınacak bir şey kalmadı. Bir yan çanta falan alınabilir ilerleyen süreçte. Belki öyle bir şey yaparız. Şimdilik bunlar. Memnunum aksesuarlardan, çantadan vesaire. Hepsi güzel yani. Tavsiye ederim. Bir sıkıntı yaşamadım. Aksesuarlardan bahsettik ama en şekil olanını unuttuk. Burada ne var? Arka sıyırıcı var. Çamurlu. O da GP kompozitten aldık. Tam Apache'nin dostu. Hatta onun üzerine plaka falan da takıyorlarmış. Ben denemedim ama o da çok güzel. Çok da yakıştı. İşe de yarıyor. O da güzel. Tavsiye ederim. Bu 2000 kilometrelik sürüşte önce beğenmediğim, eksi bulduğum özelliklerinden bahsedeyim size. Bu işin bencesi. Hani siz de varsa yorumunuz aşağıya yazabilirsiniz. Önce motorun en sevmediğim yanı gidon turu çok az. Yani özellikle şehir içinde ara sokaklarda vesaire dönmem gerektiği zaman böyle gidonu döndürüyorum. Sanki böyle daha dönmesi gerekiyor gibi ama dönmüyor. Yani gidon turu çok az. Bir önceki motorum mesela HM Joy Max vardı. Onda hiç böyle değildi. Hani çok motor kullandım bu zamana kadar. Bunun bayağı az. Hani şey gibi neredeyse. Yarış motorları kadar. Gerçekten bir racing motorum gibi çok az dönüyor. Bu bir eksi. Büyük bir eksi bence ama hani öyle çok da hani şey değil. Çok can sıkıcı değil. İşte bazen tek de döneceğim dediğin yerde böyle bir ileri geri falan yapmak zorunda kalıyorsun. Bunu bir eksi olarak belirtebiliriz. İkinci eksi olarak neyi söyleyebilirim? Debriyaj manetinin işçiliği biraz zayıf. Araya görüntü girerim zaten. Çok sallanıyor.
Yani vidasını sıktım sonuna kadar ama ona rağmen, ya şöyle söyleyeyim, motorun Hindistan malı olduğunu buraya bakınca anlayabiliyorsunuz. Burası biraz ben Hint malıyım diyor. Onun haricinde ama baktığımız zaman buralarda falan bir sıkıntı yok. Başka eksi yön olarak neyi söyleyebilirim? Yani bu çok eksi bir yön değil aslında da şöyle söyleyeyim. Yakıt tüketimi benim tahmin ettiğim kadar düşük çıkmadı. Yüksek demiyorum bakın dikkat ederseniz. Ben daha da düşük olacağını tahmin ediyordum. Hani 3,5'larda gezerim diye tahmin ediyordum. Ama 4 litrenin altına normal bir şehir kullanımında 4 litrenin altına düşmek biraz zor gibi. Uzun yolda 100 km hızı geçmezseniz eğer 105 yani 95-105 arası giderseniz 4 litrenin altına düşebilir. 6. viteste 6000 devirde 100 km hızı geçiyor. Anlık tüketimde de 1 litre yakıtla 30 km kadar gidebildiğini söylüyor. Bu da işte 3,2 litrelere falan geliyor. Ama otoyol kullanımında 100 km çok ideal bir hız değil. Hani 120'lere 130'lara çıktığınız zaman da 4 litreye yaklaşıyor yakıt tüketimi. Benim kullandığım daha önce SM Joymax'ta biraz daha düşük olduğu için ona alışmışım. Bu bana biraz fazla geldi ama hani dediğim gibi kime göre neye göre biraz da. Tabi bunun gidişi vesaire ona göre daha farklı. 40 beygir motor bastım mı gidiyor yani, o konuda da sıkıntı yok. Motorun eksi yönlerinden bahsettik. Şimdi gelelim beğendiğim taraflarına. Önce en beğendiğim şey olan konforu. Konforu benim çok hoşuma gitti. Daha önce de vitesli motosiklet kullanmıştım ama skuterden sonra buna geçince zorlanacağımı düşünmüştüm. Şehir içinde çok böyle sıkışık trafiğe girmediğiniz sürece, sıkışık trafikte her motor insanı yoruyor zaten. Uzun yolda çok rahat, çok rahat otoyol süratlerinde seyahat edebiliyorsunuz. 120-130 çok rahat akıcı bir şekilde ilerliyor. Bağırmadan, çağırmadan, titreşim olmadan çok rahat ilerleyebiliyorsunuz. Onun haricinde performansı hoşuma gitti. Rodaj henüz bugün bitti. 2000 kilometreyi bugün devirdik. Çok böyle sıkıştırmadım motoru bu zamana kadar ama ona rağmen ara hızlanmalar, sollamalarda vesaire iki kişi, genelde de iki kişi kullanıyoruz. Ben de biraz kiloluyum. Ağırım biraz. Ona rağmen motorda performansında bir sıkıntı yok. Hani çok rahat 170-180'e çıkabileceğini düşünüyorum. Ben henüz denemedim. Denemem de gerçi kolay kolay. Ama o hızlara çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde frenlerinden çok memnunum. Sanırım 2022 modellerin bazılarında disklerde bir sorun varmış. Ben bunu almadan önce çok araştırdım. Fren disklerinde bir sorun oldu. Hatta bazı insanların fren diskinin değiştiği, ABS'nin erken devreye girdiği gibi sorunlar gördüm. Ben böyle bir sorun yaşamadım. Herhalde hani tahminim bu sorunu düzelttiler. 2023'ün yeni partilerinde gelen mallarda. Onun haricinde bir stop etme sorunu olduğu söyleniyordu. Bunu da hatta bayağı kafama taktım. Hani yaşar mıyız? Umarım yaşamayız böyle bir şey. Motor bir daha serviste kalmasın. Çünkü uzun bir süre motorsuz kalmıştık falan. 2050 kilometre oldu. Böyle bir sorun da yaşamadım bu zamana kadar. Aküden kaynaklı sorunlar, şikayetler duydum. Öyle bir sorun da yaşamadım. Yani ben bir sorun yaşamadım. Onun haricinde sevdiğim yönlerine gelecek olursak, motorun işte gidişi iyi. Hani şey gibi, gidişi iyi, freni iyi, her şeyim iyi. Kötü şeylerden zaten bahsettik. Beğenmediğim şeylerden ama hani benim bir önceki motorum zaten 250 cc olduğu için benim isteklerimi, beklentilerimi her türlü karşıladı. Tabii buna daha yüksek cc, daha güçlü bir motordan geçen birisi olursa belki onun beklentilerini karşılayamayabilir. Ama dediğim gibi hani ne para veriyorsun ve ne alıyorsun diye düşündüğün zaman, o açıdan baktığınız zaman bence şu anda piyasada yani alınabilecek en fiyat performans motor. Benim aldığım fiyatla şu anki 14 Nisan 2023 tarihiyle 134.650 lira bir fiyatı var motorun. Ben 1 Mart 2023'te yani geçtiğimiz ay aslında siparişi vermiştim. 122.000 liraya aldım. Ben siparişi verdikten daha doğrusu bir 10 gün sonra bir zam geldi. 128.600 lira oldu. Dün dilevelsi gün yani ayın 13'ünde 12'sinde yine bir zam geldi. Şu anda 134.650 lira. Fakat şöyle bir sistem var Bajaj'da, Kuralkan'da daha doğrusu. Paranın tamamını ödediğiniz zaman fiyatı sabitlemiş oluyorsunuz. O yüzden zam gelse dahi sizi etkilemiyor. Kaldı ki bende de öyle oldu zaten. 6000 lira kadar, bir 6000 liradan da fazla hatta zam geldi. Ben siparişi verdikten sonra ama beni etkilemedi bu zam. Şöyle şeye baktığınız zaman, hani piyasaya bir baktığınız zaman alınabilir. Bayağı alınabilir hatta. Ben bu motoru almadan önce çok araştırdım.
ne alabilirim diye. Daha evvel 250 cc bir motor kullandığım için zaten 250 cc zaten istemiyordum. Hani biraz hem elimin altında güç olsun hem uzun yolda daha rahat edeyim diye 400 cc'ye yöneldim. Aslında scooter da alabilirdim. Kimco Downtown 350 baktım. Fiyatları bundan fazla, sıfırları zaten yok artık. 2020'den sonra sıfırı gelmedi onun. İkinci ellere de o kadar para vermek istemedim. KTM 390 Adventure baktım. Yani 100 bin lira kadar fark var şu an bunun arası neredeyse. 220 bin liraları geçmiş fiyatı. Esasında aynı motor. Birçok aksamı da birebir aynı. Frenleri vesaire, ama hani 100 bin lira daha fazla verecek bir fark olduğunu düşünmedim. Zaten veremezdim istesem de, öyle bir bütçem yoktu. 250 Adventure baktım. O da bu, o 250'lik olmasına rağmen Bajaj Dominar 400'den daha fazla. 150 bin lira bir fiyatı var. Arada belki çok fark yok ama o da 250 cc. Onun ekranı falan da 400'lüğü gibi değil. 390 gibi değil. Onu da o yüzden eledim. Buna karar verdik. 2000 kilometre oldu. Şimdilik memnunum. Bir sıkıntı yaşamadım. Böyle bir 4-5 bin kilometre sonra toplamda bir 6-7 bin kilometreleri gelince daha detaylı da bir inceleme çekerim. Hani bir sorun yaşadıysam da anlatırım. Hiç de acımam yani. Söylerim başıma ne geldiyse. Çekinmem böyle konularda. Reklam yapmıyoruz sonuçta. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bakalım, 2000 kilometredir ben buradayım. Gülcan da burada. Gülcan ne düşünüyor? Biraz da ona soralım bakalım. O sevmiş mi, beğenmiş mi? Bakalım o neler diyecek. Selam herkese. Motorlu Kampçı'dan ben Gülcan. Genelde kamera arkasındayım. Bugün kamera önünde olmayı seçtim. Dominar 400 hakkında neler, artçı olarak neler hissettiğimi, neler düşündüğümü belirtmek için bugün buradayım. Öncelikle benim bahsetmek istediğim şey selenin rahat olup olmadığı. Ben 4 yıldır SM Joymax artçısı olduğum için hani onun sele büyüklüğüne ve rahatlığına alıştığımdan dolayı bunun bu küçük selesine ve hani sertliğine alışamam gibi gelmişti ilk başta. Hatta direkt motor aldığımız gibi konfor sele sipariş verdim ki hani garanti altına alayım diye. Ama birkaç hafta hatta selesiz bile bindim. Konfor selesiz bile bindim. Ama açıkçası çok rahatsız edici bir koltuğu yok. Çok sert değil. Ama konfor sele ile kesinlikle daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Sele konforundan bahsetmişken biraz da sisi bardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok küçük bir sisi barı var. Biz motoru aldığımız gün direkt çantayı taktık. O yüzden şu yaslanma yerinden sebep çok rahat ediyorum ben. Ama sisi bar, eğer çanta kullanacaksanız eğer, kesinlikle önermiyorum. Çünkü tam olarak yaslanmayı engelliyor. Bizim çıkartmaya vaktimiz olmadı ama zaten çıkartması çok kolay olduğu için bence çıkartılması çok daha doğru olacaktır. Çünkü tam bir yaslanma hali için sisi bar uygun değil. Konfordan bahsetmişken titreşimden bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Açıkçası benim gözüm çok korkmuştu. Motoru almadan önce çok düşünmüştüm. Enes'e bunu çok sormuştum. Titreşimden kaynaklı problem yaşar mıyız diye. Ama yani yorumların aksine ben öyle bir problem yaşamadım. Enes de aynı şekilde. Yani biz uzun yola da gittik Enes'in de söylediği gibi. Uzun yolda bir problem yaşamadım. Titreşim üst devirlere, yani 7000 devirin üstüne çıkmadıkça herhangi bir şekilde titreşim olmuyor. Ama onun haricinde 7000 devire çıktıktan sonra sağ ayakta özellikle bir titreşim olduğu doğru. Ama tabii bu hani şehir içi hızında veya uzun yolda normal hızda giderken kesinlikle titreşimle alakalı bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Size ilk 2000 kilometrelik deneyimlerimizden bahsettik. Hem ben hem Gülcan, hem sürücü hem de yolcu artçı deneyimlerinden bahsettik size. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.